Bu videoya tıklayan herkes CSGO hile durumunun ne halde olduğunu biliyordur. Bazen dümdüz spin bot açıp çıkış da yapamadığın için seni bir maça 15 dakika boyunca hapseden insanlar da var. Çaktırmadan hile kullanan insanlar da var. Ama tabii şüpheleniyorsun onlardan. Veya bazen bu çaktırmadan kullanan insanlar yüzünden sadece iyi oynayan insanlara da şüpheyle yaklaşıyorsun. Ve bu durum oyunu dar edebiliyor bazen. Ama başta da dediğim gibi bunun herkes farkında. Farkında olmadığımız, maçımıza gelmesi imkansız olan ama diğer hile kullananlardan çok daha aşağılık bir hile var ortada. Sahtecilik. Biraz daha açık konuşmak gerekirse YouTube'da, Twitch'te, CSGO'nun içinde sahte kutu açanlar ve bunu gerçekmiş gibi yayınlayanlar. Peki ama nasıl oluyor bu? Bir tane program kullanıyorlar ve bu program acayip virüse benziyor zaten dışarıdan bakıldığında. CS'ye giriş yaparken giriş seçeneklerine -insecure yazıyorlar ve bu şekilde WAG sunucularına bağlanamıyorlar. Ama oyun dosyalarını kontrol etmiyor. Yani bu yaptıkları normalde ban sebebi ama böyle kaçıyorlar o bandan. Sonra bu programı çalıştırıyorlar ve programın arayüzünü videoya, yayına vermiyorlar. Çok kapsamlı bir program bu. Envanterinize istediğiniz bütün itemleri atabilmenizin yanı sıra yayınınızda şu anda satın alıyormuşsunuz gibi de gösterebiliyorsunuz. Yuh yani abi, bunu kim düşündü de kim yaptı acaba yani? Bu kasalardan ne çıkacağına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Millet koyuyor kendine 20 tane kasa. 15'inde mavi çıkartıyor, birinde bıçak çıkartıyor. Sonra kalan 4'ünde de yine mavi çıkartıyor ki gerçekçi görünsün. Biz de oturup bunu izliyoruz, heyecanlanıyoruz falan ama sahte. Tabii her kasa açan yayıncı böyle yapmıyor. Öyle düşünmeye gerek yok. Kimlerin yaptığını anlamak için aslında kolay bir yol var. Hemen bahsedeceğim ondan da. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu hilenin normal oyunda hile açmaktan tek farkı, oyunda yaptıkları hileyle rank kazanıyorken bu hileyle gelen izlenmelerden para kazanıyorlar. Bunu da herkesin gözünün önünde yapıyorlar. Daha da kötüsü var. Bu çıkarttıkları sahte itemleri çekilişle veriyorlar güya. Çıkarttıkları an diyorlar çekilişle vereceğim. Bir hafta attıkları her videoda, yaptıkları her yayında reklamını yapıyorlar. Çıkarttıkları anın klibini koyuyorlar. Bunu çekilişle veriyorum diyor. Tekrar tekrar. Hatta utanmadan işte yok abone olmayana vermiyorum. 3 arkadaşını getirmeyene vermiyorum diyorlar. İzlenmeyi, takipçiyi götürüyorlar. Sonra da kimsenin bilmediği bir tanıdıklarına vermiş gibi yapıp geçiyorlar. Tabii onu da rastgele biriymiş gibi gösteriyorlar yani. Bazen onu bile yapmıyorlar hatta. Şu kişi kazandı diyorlar ama öyle biri yok bile. Kim kontrol edecek ki yani? Çoğu kişi katıldığı çekilişin peşine düşmez. Ben mi kazandım, başkası mı kazandı diye bakar sadece. Böyle şeylerin olmasına rağmen birçok kişi eminim umursamayacak bunu. Katılıyorum çekilişe, geçiyorum işte, bir zararı yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama sizi takipçi için bu kadar kolay bir şekilde kandıran insanlara prim vermemek sizin elinizde. Böyle insanlar gerçekten sizin üzerinizden bu kadar para kazanmayı hak ediyor mu diye bir sorun kendinize. Peki bu kasaların sahte olup olmadığını nasıl anlayabiliriz, onu da anlatayım. İzlediğiniz yayıncının Steam profiline girip envanterine bakın. Bu çıkarttığı item veya çekilişle verdiği item gerçekten envanterinde var mı? Bakın. Zaten envanteri gizliyse bu bize her şeyi söylüyor bence. Veya yayıncı itemi çıkarttığında sol alttan neredeyse her silah için ayrı oluşturulan float değerini gösterdiyse böyle bir item var mı gerçekten diye Float Database sitesinden de bakabilirsiniz. Bir yandan şöyle bir şey de var. Ben arkadaşlarımla konuşurken bazı yayıncıların ismini verip sahte abi onun çekilişleri falan gibi bir şey söylediğimde bana sık sık şöyle bir cevap geliyor. Yok ya, benim arkadaşım katıldı bir kere onun çekilişine, kazandı. Abi ben de 10 tane sahte abartılı çekiliş yapsam araya bir tane gerçek ve bana çok maliyeti olmayan bir çekiliş sıkıştırırım ve hani böyle bir pahalı item vermek yerine 20 tane ucuz item veririm ki kazanan insanlar arkadaşlarına falan söylesin. Benim gerçek çekiliş işler yaptığım yayılsın. Dolayısıyla daha çok kişi gelsin. Bizim ülkede böyle maalesef. Nerede sahtekarlık, nerede hak edilmemiş bir kolay yol varsa bizim millet bunu pratik çözüm olarak değerlendiriyor. Ben sahte kutu açılımları yapmayı, bunun üzerinden hype yaratmayı, üstüne üstlük o sahte itemi çekilişle vermeyi, o da yetmiyormuş gibi yok abone olmayan kazanamaz, yok 3 kişi çağırmayan kazanamaz falan diye yüzsüzlük yapabilecek kadar sahte olmayı kendime yakıştıramazdım açıkçası. Lan Mount & Blade'de bazen bir itemi acilen almam gerekiyor ama 1000 dinar eksik falan kalıyor. Single player oyun. Onda bile 1000 dinarı hileyle kendime verdikten sonra o itemi alıp kullanınca kullanasım gelmiyor. İçim rahat etmiyor yani. Yeni oyuna başlıyorum. O save kirlenmiş gibi hissediyorum. Ama millet çok çok daha büyük hileleri gerçek hayatta başka insanları etkileyecek. Onları da kasa açmaya gaza getirecek. Para kaybettirecek. Bu videoları izleyen küçük arkadaşlarımıza kötü örnek olacak şekilde yapıyor. Ve bunun üzerinden kazandıkları parayı yerken hiç kötü hissetmiyorlar. En azından umarım bu videodan sonra bu ve daha önemlisi bunun gibi şeylere birazcık daha dikkatli yaklaşırsınız. Like at.